Hazır mı Elif ya? Elif hazır alalım ya şeyde. Dünyayı konuşamıyoruz ki kardeşim bir sürü olaylar oluyor dünyada. Türkiye'de gündem o kadar kalabalık ki bayram geldi bayramın geldiğini insanlar konuşamıyor, anlatamıyor, şey yapamıyor. Geldi mi Elif? Geldi. E merhaba Elif. Merhaba. Merhaba. Yoksun. Ay, merhaba. Ne güzel renkli giymişsin bugün ya. Ben yanında sönük kaldım şimdi. Bayram öncesi Cüneyt Bey dedim Bayramlık ki böyle mı bir, bir <laughs> evet bayramlıklarımı şimdiden giydim dayanamadım. <laughs> Gerçekten eski günlerde nasıldı değil mi? E, şimdiki çocuklarda var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Elbiselerimin başında uyuduğum yılları hatırlıyorum yani sabah olsun da giyeyim diye. Şimdiki bu tüketim çılgınlığını düşününce. Yani e, gelme sabah ha. olsun. Hadi sabah oldu. Kalktın. Yarın bayram sabahı. Gözümüzde canlandırıyorum. Kalktın sabah oldu. Getir kıyafetleri giydik ve <laughs> oturuyoruz ne <dışarı>, <laughs> ne yapacaksın komşuya gideyim beza zaman gelmedi diyor Öpe, dışarı çıkayım beza polis ceza kesiyor ee, ne yapacaksın evde oturuyorsun öyle yani şeyde ben gel her işte bende <laughs> o yüzden böyle biraz daha akşama ve bayram öncesine yakışan eğlenceli şeyler konuşalım dedim. Bir de tabii Hadi. çok üzüldük, çok yorulduk, çok gerildik. Biraz böyle farklı şeyler belki düşünürüz. Şimdi Roger Federer, ünlü tenisçi, İsviçreliymiş kendisi. Demiş ki ben demiş ülkem için hiçbir ücret talep etmeden şey olacağım, sözcü olacağım, gönüllü elçi olacağım ve bir brand ambassador dediğimiz şey var ya, Hani influencerlar gibi dün konuştuğumuz aslında oraya o ülkeye trafik çekmek için ülkenin promosyonunu yapacak aslında. Şimdi kendisi bir sakatlık geçirmiş e, buradan da bizi dinlemiyordur tabii ama geçmiş olsun sporcular için çok önemli bir şey biliyorsunuz ki. İzliyordum <laughs> <Evet>. <laughs> ya <gülüyor> öyle şey yapma tebaldi yapmasın yani. Şu anda sen bu yeni kimler kimler izliyor? Şu anda Sedat Peker well oturdu Dubai'de izliyor. <laughs> Mehmet Ağar Yalıkavak'ta izliyor. Herkes izliyor yayını. Evet. O zaman ben de herkese get well soon diyorum. <laughs> ee, şimdi e, burada şöyle bir şey var. Bu sakatlıklar tabii çok önemli sporcular için çünkü bazıları kariyerinde geri dönülemez bir e, yolculuk oluyor. Dizinden sakatlık geçirmiş. İsviçre'de hemen Alplerin eteğindeki evine gitmiş. Kim gitmez ki zaten ben olsam ben de buraya giderim. Orada nekat döneminde. Burası şey e, Ülke. Sezgin Baran korkmaz. Hardin'in köyü. <laughs> <laughs> Hardin'in Hardin'in Baran Baran komşu bu Federer. Ben sana söyleyeyim. Aynı background aynı. Eğer şey değilse bu. Zoom background'u değilse aynı yerdeler. Ee, <laughs> Şimdi burası Grabandon şeyi kantonu. Kantonlar İsviçre'de biliyorsunuz ki küçük küçük eyaletlerde sınırlarda olan bir yer. Zürih'le şeye e, neresiydi? Yakın bir yere 20-30 dakikalık bir mesafedeymiş. Bayağı merkezi bir yer aslında bu kadar orman içerisinde olmasına rağmen. Şimdi burada Nekat döneminde Cüneyt Bey demiş ki ülkesini ne kadar sevdiğini hatırlamış. Çünkü işte şimdi kırklı yaşlarda artık diyor ki bu yaşlarımın başında diyor ben yılda ortalama 60 ülke geziyordum ve neredeyse buraya gelemiyordum. Ama şimdi buradayım ve bu e, çok zor bir dönem. Herkes için çok zor bir dönem. Neden ben de taşın altına elimi koymayayım? Böyle bir gücüm, böyle bir etkin var. Zaten aslında ben tüm şampiyonluklarımda, tüm katıldığım turnuvalarımda ülkemi gururla temsil ediyordum ama şimdi resmi bir sözcü oldum. Şimdi onunla bir röportaj yapmışlar. Soruyu soran kişi diyor ki şöyle bir soru soruyor. Birçok tenisçi vergi indirimi için Monte Carlo'da yaşıyor. Ancak siz İsviçre'de kaldınız ve şimdi de turizmi tanıtıyorsunuz. Neden? O da e, hiç bunlara girmeden diyor ki bunu şimdi yapmam için çok iyi bir zamanlama. Çünkü diyor evdeyim, işsizim, sakatım, oturuyorum. E, ne yapayım? Bari bir işe yarayayım dedim. Böyle bir şey yapayım e, dedim diyor. Neleri sevdiniz? dediğini anlatıyor. İşte çikolatayı çok seviyormuş. Patates kızartmasını ve kordon blu'yu çok seviyormuş. Ben diyor burada bir sitesi var şeyin ülkenin. Oraya da girebilirler merak edenler. Yürüyüş parkurlarını tanıtacağım diyor. Vadileri, kanyonları tanıtacağım diyor. Böyle bir e, turizm elçisi ya olmak gibi bir şeyi kariyerine asıl, et, asıl ekliyor. Haberi atlıyorsun. Sen reklam filmini seyrettin mi? Robert De Niro ile oynadığı. E, muhtemelen seyretmişimdir. Hangisi acaba o? No Drama Hangi diye. Hangi marka? Drama yok no, diye. İşte ülkeyle olan ilgili. değil mi? Ha, ülkeyle Ülke, ilgili. Ülkenin tanıttığı yani işte Robert De Niro ile konuşuyor. Robert De Niro da biliyorsun boşandığı için şu anda her türlü reklam filminde oynamaya başladı şeyi vermek için. Öyle de bir ara mini bir dedikodu koyup oradan geçelim. Ve de diyor ki ne var orada diyor hani şeyde İsviçre'ye geleceğiz ne var diyor yani bir şey var mı diyor. Ya diyor hiçbir şey yok burada diyor işte güzel dağlar var diyor güzel nehirler atıyor. Peki hiçbir drama yok mu yani hani bir şey yok mu ne bileyim küfreden falan hani özel bir şey yok. yok mu yani öyle işte doğuyor şey yürüyüş yapıyoruz falan yiyelim. diyor <laughs> yani hiçbir şey yok diyor hani <laughs> ve Şimdi... de en sonunda diyor ki e, reklam filminin sonunda şey diye çıkıyor no drama yani no <laughs> dramanın drama. no olmadığı şey olmadığı bir yer yani her şey huzur içinde. <laughs> Huzur istiyorsa. Yani güzel bir hayat felsefesi no drama ama tabii çok mümkün olmuyor. Kendisi dünyanın uzun yıllar boyunca en çok kazanan sporcusuydu. Yani endorsement gelirleri dediğimiz şey var ya yani milyon dolarlar yıllık kazancına bu sefer hadi dedim bakmayayım karışmayayım mali işlerine ama 100 milyon falan kazanıyordur yılda. Zaten 100 milyonu zaman. olmayanı şey, İsviçre'ye almıyorlar. Bak Sezgin Baran Korkmaz biriktirdi 100 milyonu öyle gitti oraya. Nasıl gidecek almazlar yani. 100 milyonun yoksa git derler ne bileyim sen Fransa'da majevde takıl falan. Fakirsin falan derler yani baktığınız zaman. Fakirler. Parayı evet. bulan bir gidiyor gördüğüm kadarıyla ama bir de böyle bir şey var. Değil mi ee, Yani evet biraz öyle gibi Ben de bir e, Milano'dan Geçmiştik Lugano'ya Hafif böyle İsviçre'ye gittim gibi olmuştum Ondan sonra baktım gördüm Gerçekten çok zengin bir şehir e, Ondan sonra Bilmiyorum bakalım. Ben Zürih'i çok beğeniyorum. Zürih gerçekten hem pahalı bir şehir evet. ama böyle bir görün etrafında. Hani evet ben geldim buraya. Merhaba. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. Nasıl işte? Ya birkaç yüz milyon dolarla geldim. Evet gel şöyle sana huzur verelim burada diyebileceği bir şehir. Yani böyle huzur bulabileceği bir şehir. Ee, ama Abi biz sıkılırız orada ya gidiyorsun bakıyorsun hiçbir şey yok. Drama yok, stres Drama yok, var, stres, skandal stres yok. yok. Skandal yok orada bir çıkıp ulan hepinizi yakacağım diyen yok dur. Diyen hiçbir şey yok abi böyle ne yapıyorsun? Huzur içinde duruyorsun yani. Sıkılır o Sezgin bana Korkmaz orada gör bak federal bile tutamaz bir süre sonra gelir bu taraflara. <laughs> bakalım takip ederiz evet. şimdi sizin sektörünüzden bir e, haber var ya yani tam olarak sizle ilgili olmasa da medya dünyası ile ilgili bir haber. Ellen DeGeneres biliyorsunuz NBC'de 19 yıldır aralıksız sürdürdüğü şovunu bitirme kararı aldığını açıklamış Hollywood Reporter'a. Salı günü demiş ki ben artık şovu bitiriyorum 19 sezon sonunda neden demişler tabi adettendir bir sebep sunman lazım o da demiş ki yaratıcı insan yaratıcı bir insan olduğunuzda e, sürekli meydan okumanız gerekir. Bu gösteri, bu şov ne kadar harika ve ne kadar eğlenceli olursa olsun artık bir meydan okuma değil. Ee, bana yeni bir şey vermiyor, yeni bir şey kazandırmıyor. O yüzden tabii, bitiriyorum tabii, demiş. Tabii, Aslında biz evet. de yedik bunu yani. Ya, <laughs> ya evet tamam anla. Sen İsviçre'ye alalım seni. Gel. Aldın mı 100 milyon var Vardır bunda. Doğru, doğru İsviçre'ye doğru alalım abi. Bu da. Niye? Çünkü yani geçen yıl bu Me Too hareketiyle, şimdi sen de ona değineceksin herhalde bir şey çıktı ki bu gördüğünüz güler yüzlü hanfendi evet. herkese e, şey kan kusturuyormuş sette yani. Böyle gelip böyle bakıp merhaba diyemiyormuşsun. Böyle gözlerini aşağıda geçecekmişsin. Bakar mısın yani? Faşizmin başka bir türlüsü var mı yani? Herkesin hayatını cehenneme çevirmiş yani. Sen orada kahkahalar atıyorsun ama sete gidenler küfrederek gidiyor falan. Ve birkaç tane yapımcısı da deşifre edince Öyle dımdızlak kaldı ortada. Bence bunu kovuyor bile olabilirler. Bunlar şimdi bir anlaşma gerçek yaptıkları. bir skandal. Hani, Ger kovmayalım da evet. sen git demişlerdir bence bu hani. Bizde genelde şimdi... şey oluyor ya bu bizdeki karşılığı ben aileme zaman ayırmaya karar verdim. Hı, evet. <laughs> ne oldu kovuldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemin reklamını yapmaya karar verdim. İşte yerleşiyorum. <laughs> Hayır, Türkiye versiyonu var o. Birisi işte ayrıldığında her kim dersek ya ben aileme zaman ayırmaya karar verdim. konuşutmamışlar demektir yani. <laughs> Aman aklımda <laughs> bulundurayım. Aynen. Tamam. Şimdi e, tabii bu Dekodur çok büyük var bir skandaldı. Çözüyorum. Evet. E, evet. <laughs> çok büyük bir skandaldı Cüneyt Bey. Şimdi söylediğine göre diyor ki aslında diyor e, bu e, şey patlayınca, skandal patlayınca demişler ki işte çok toksik bir çalışma kültürü var, zehirli bir çalışma kültürü var, cinsel taciz iddiaları var, ayrımcılık var. E, yani var da var. Yani hiç beklemediğimiz şeyler. Mesela bazen şovlarını izleyenler bilir bazı skeçler olur. Ekip şeyleri gösterilir böyle oda oda bakarsın dersin ki aa dünyanın en harika en güzel en eğlenceli çalışan ekibi ama işte bir bakıyorsun o ekrana yansıyan şey arkada dışı seni içi beni yakar durumu söz konusu demiş ki Hollywood Reporter'a bu durum beni çok incitti demiş e, geçtiğimiz yılda bu şöyle çok incinmiş <laughs> i̇ncinmiş. E, <geçti> <laughs> incinmiş böyle bir kitap vardı galiba e, yok ya, e, geç bilmiyorsun belli ki <laughs> Sen tabii şey bir insan olduğun için, ahlaklı ve düzgün bir insan olduğun için TikTok'a bakmıyorsun, incinmişsin, esprisini bilmiyorsun. Evet, devam et neyse. Bakarsın tamam. sonra tamam, ama. Tamam, Şimdi... dışarıda bakacağım. <laughs> incinmiş. Şimdi diyor ki e, o şeyde göğüsledi göya. Yani bu skandal ortaya çıktığında diyor ki tamam diyor. Şu anda diyor buradaki atmosferin diyor hani benim yola çıktığımdaki değerleri çok yansıtmadığını farkındayım. Ama bundan daha iyisini yapacağıma söz veriyorum diyor. Bir sezon daha buna devam ediyorlar. Hollywood Reporter'da diyor ki ben diyor zaten 16. bölümde bitirecektim. Kanal bana çok ısrar etti. Ü artı 3 bölüm eklemiştik. Şimdi sırf bu olaylar çıktı diye ben bunu bitiremezdim. Bu yılı da sürdürüyorum. 2022 yılında bu bitecek. Ama rakamlar öyle söylemiyor. Eylül ayından bu yana Nilsson'un verilerine göre 1 milyon izleyici kaybetmiş ve gittikçe de bir şey söz, söz konusu, düşüş söz Bak, konusu. Ben Şimdi bu gelelim. Diye. Ben dedim sana değil mi? bunu yollamışlardır diye. Biraz önce dedim 3 cümle sonra sen aynı yere geldin. Tabii ama şimdi aradan biraz zaman geçti. Biraz sindirdiler. İşte üstüne biraz şey yaptı. Sanki ondan gitmiyor. Çünkü sonuçta baktığımda koskoca bir Ellen yani şeyde, Amerika medes Şimdi bilmeyen izleyicilerimiz olur. Ellen bir bak bu time'ın kapandı. Ee, Onu yer aldığı şeydi. Ee, I'm gay demişti yani. Yani LGBT bireyi hani bazıları böyle şey şey haç gösterirsin ya vampira var ve bir anda böyle şey olur hani öyle LGBT bireyine LGBT bireyim. <laughs> Evet Şimdi hadi, zaten Cüneyt Bey 97 yılında bu dergiye kapak oluyor. Şimdi bir e, Relatable diye bir belgesel var, e, şey standa bu var Netflix'te. Tavsiye ediyorum. Merak edenler kariyerine orada bir izlesinler onu. Tabii artık çok milyon dolarlık olduktan sonra yapmış bu şovu ve uzun bir aradan sonra bizdeki Cem Yılmaz gibi orada önce e, evinden ve zenginliğinden ve ne kadar parası olduğundan bahsediyor. Böyle bir şeyle e, açılış yapıyor. Zaten e, şovun ismiyle de hikaye tamamen bir ironi. Siz izlemiş miydiniz bunu bilmiyorum ama artık bu insanlar zenginleştikçe o kadar toplumdan alakasız hale geliyorlar. O kadar üst seviyelerde yaşıyorlar ki bir süre sonra Konularla yani yeryüzündeki konularla alaka kurmakta zorlanıyorlar. Stand-up'ta da burada kendini yeriyor. Orada da şunu anlatıyor bu kapak olduğu bölümle ilgili. Ben diyor bunu açıkladığımda zaten izleyenler aradaki majör farkı görebilirler styling'teki. O yıllarda baskıdan dolayı, medya dünyasındaki baskıdan dolayı daha kadın kadın saçları, makyajı, kıyafeti vesaire artık açıkladıktan sonra daha erkeksi bir görünüme bürünmüş kendisi. Diyor ki her şeyimi kaybettim. Programı kaybettim, arkadaşlarımı kaybettim, paramı kaybettim, itibarımı kaybettim. Ona o dönemde destek olan insanlar bile işlerini kaybetmişler. Sonra bir şekilde tekrar bir yapımcı ona bir şans vermiş ve o günden bugüne bu show bu şekilde gelmiş. 2016 yılında Barack Obama'dan bir madalya almıştı kendisi. Görseli vardı, ağlıyordu mutluluktan. Özgürlük madalyası. Biliyorsunuz ki bu madalya herkese verilen bir Madalya değil. İşte onun arkasından da hemen bu skandal patlayınca e, artık zaten e, şaşıracağımız bir şey kalmadı herhalde yeryüzünde. Özellikle bu medya dünyasında görebileceğimiz. Yani bilmiyorum ben <laughs> bir dahaki kaseti bekliyorum neler çıkacak. <laughs> Şaşırmadığım bir şey kaldı diyorum yine bir şey. Ben biliyorsun şaşırma duygumu aldırdım bundan 5 yıl önce. Beş e, yıl 5 önce. yıl önce. 5 yıl önce artık şaşırmıyorum bir şeyi. Ama e, yine de şaşırıyorsun yani. <laughs> Allah bak, Ben de yoktu diyorsun ama geliyor. Evet, başka var mı? Şimdi bir tane daha haberimiz var. O da e, Oprah Winfrey ile Prince Harry'nin bir e, şeyi vardı. Apple'la bir anlaşması vardı. Ben uzun süredir bekliyordum bu belgeseli, duymuştum. Bir türlü yayınlanmadı. Neden yayınlanmıyor diye merak ediyordum. Şimdi gördüm. Hemen paylaşayım istedim. Çünkü bu konu Cüneyt Bey önümüzdeki yıllarda sağlık trendlerinden. Evet, olarak karşımıza çıkacak bir sağlık trendi olarak. Zihinsel sağlık. Şimdi bu bize biraz böyle e, ayıp gelebilir, saçma gelebilir, utanabiliriz ama ya da işte ne bileyim sen deli misin, sen şöyle misin, böyle misin? Konu o değil aslında. Stres de buna ait bir şey. Burnout e, burnout mesela, tükenmişlik sendromu. Bizim ülkemizde bunu ilk yaşayan, bu sendromu ünlü yapan Meryem Uzerli olmuştu hatırlarsanız. Tükendim, gidiyorum deyip ülkeyi terk etmişti. Artık bunları çok fazla göreceğiz. Anksiyete, bunlar için haricinde harcanan paralar trilyon doları bulmuş durumda şu anda global anlamda. Bazı modern ve gelişmiş ülkelerde şimdiden bunu önlem alıyorlar. İngiltere'de bunlardan bir tanesi Prens Harry'nin payına da bu görev düşmüştü Kraliyet ailesindeyken. Zaten Oprah'la da çok yakın arkadaşlarmış. Arasındaki bu bağlantı sayesinde de bu röportajı aldığını söylüyorlar. İki yıldır falan bekliyormuş bu röportaj için. Şimdi geçenlerde yaptılar ya şey Meghan dedi çocuğuma şey vermeyeceklerdi ünvan vermeyeceklerdi ten renginden dolayı diye. Burada şimdi ne anlatacaklar? Çok güzel bir şey söylüyor. Bence herkes için bir ortak nokta. Farklı yaşamlarda doğuyoruz. Farklı ortamlarda büyüyoruz ve sonuç olarak farklı deneyimlerde Deneyimlere maruz kalıyoruz. Ancak ortak noktamız hepimizin insan olması. Burada diyor ki ben prensim kardeşim ama bak ben de neler yaşadım. İkisi de anlatıyormuş kendi hayatlarında yaşadıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını. Tabii herkesin zorluğu kendine ama bunları bir şekilde açıklayabiliyor olmak, konuşabiliyor olmak da bence önemli bir durum. Aynı zamanda Oprah bu işlere merak sardı. şeyi Şovu bıraktıktan sonra onun onunkisi de 25 sezon sürmüş. Yani var mı Türkiye'de bilmiyorum. Araştırmadım şimdi. Yanlış bir bilgi vermeyeyim ama 5 1 k 21 sezon <laughs> mu? 21'deyiz daha yani. <laughs> var mı derken. Belki ama de çok... en uzun haber programı olabilir şu anda. Oraya doğru gidiyoruz yani. Sadece Başımıza bir değil kaza ama gelmezse burası. yani atılıp <laughs> şey olmazsak şimdilik gidiyoruz. Bütün kategorilerde ama o zaman yani çünkü haber zaten ayrı bir şey o da zaten daha zor ama ben diğer şeyleri de bilmiyorum yani gündüz kuşağı programlarında da hiç bu kadar uzun süreni du e duymadım. Ama tabii arka kültür sokaklar farkı 15 yıl. Yani baktığın zaman o da büyük başarı arka sokaklar. Ha tabii onu Başka da sayarsak Başka bir şey diyeceğim bu Oprah Winfrey'in başına gelenler çok felaket yani kadın taciz uğruyor, tecavüz uğruyor hatırladığım kadarıyla. Şimdi ben Prenses'e önce güldüm ama sonra acı acı güldüm. Çünkü Düşünsen abi, annen prenses ve öldü mü öldürüldü mü hala belli değil. Ve de üstelik başına gelenlerin her şeyi de senin büyüdüğün evde geçiyor. Yani hani böyle bir dramayı sen bir mahalle draması olarak yazsan çok büyük şey olur yani, reyting yaparsın. Ee, Oprah Winfrey şeyi bıraktıktan sonra, bu şovunu bıraktıktan sonra, tam bu şey öncesinde e, ben gitmeyeyim beşim gitmişti. Burada San Francisco'da, büyük stadyumda. Vision Neydi? tur yaptı. Evet, bir tane tur yaptı. Ama tur nasıl biliyor musun? 50 bin kadın geliyor. Devasal. 50 bin kadın. İşte bir, bir, bir müzik grubu böyle Yürütmix gibi bir müzik grubu çalıyor. İşte bir tane iki insanla konuşuyor. Kalkıyor bir tane böyle motivational. Hani motive eden bir konuşma yapıyor. Ve de tüm günlük program yani. Herkes kalkıyor, dans ediyor bilmem ne yapıyor şey falan. Tabii korona geldi hepsi bitti şu anda ama. Var görselimiz hani, onu gösterebiliriz. Evet bir gösterseniz o şeyi. Stat, Stat Show'dan olur, görüntüler. Derim. Ben gitmedim yani dedim ya çok benlik bir şey Herkesine değil. gitti eşiniz? Obama Mustafa... geldi, Lady Gaga geldi. Michelle Obama'lıya gitti sanırım. Obama, Obama gitti. vardı herhalde. Emin de değilim San Francisco'da ama böyle bir ortam yani hani tüm stad dolu ve nasıl böyle bir şey çünkü ben hiç görmedim hayatımda. Yani ben Hani büyük bir bayiler toplantısı gibi düşünün ya da o şunun yaptığı çok büyük bir organizasyon gibi. Çünkü genelde oralarda olur ya böyle şeyler şarkıcı da olur, türkücü de olur, şu da olur, bu da olur. Böyle bir şeydi ama tabii bu da durdu tabii. Kadının para yapıla bir ihtiyacı yok artık. Şimdi bu insanların yaptıkları çok şey oluyor insanlara. Nasıl diyeyim? örnek ilham verici. Örnek oluyor yani cesaret veriyor. Şimdi bir sürü insan belki aile içi şiddete Uğruyor ama onun paylaşmadığı zaman oradaki çocuk da paylaşamıyor. Ne yapacağını bilemiyor, utanıyor, kendisi üzerinde alınıyor. Sanki kişisel bir şeymiş gibi alınıyor. Oysa onu ilgilendiren hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz. Geçen gün Nilay örnekle Rüstem Batum'un şeyini seyrettim mesela. Şeyini pe, pe, e, podcast podcast'ini dinledim. Ben Rüstem Batum'un başına böyle şeyler geldiğini bilmiyordum yani hani ee, ...biraz da kıl olduğum bir adamdı yani. Hiç tanımadan kıl olursun ya. Gelmiş. Bir sürü insan mesela ekşi ben insanların... ...bendeki hisleri gibi düşün yani. Hiç tanımıyorsun, nefret ediyorsun, kıl oluyorsun. Ben nefret etmiyorum da ekşi sözcükler kadar değil yani. Kıl oluyordum. Ama adam bakıyorsun bayağı akıllıca bir iş yapmış falan. Çocukluğunu anlatıyor bayağı nasıl ki zor bir aileden geldiğini. Keşke bunu şimdi değil de... ...o zirvede olduğu zaman... ...yapsaymış diye içimden geçirdim ben de hani. Çünkü o zaman daha büyük bir faydası olurdu. Daha şey olurdu. Ama çok zor... या yani Bunu göğüsleyebilmek, bunu yönetebilmek, e, o, o süreçleri, o ilişkileri e, yönetebilmek o kadar zor ki biz öyle yetişmiyoruz. Yani kültür olarak da öyle yetişmiyoruz, bilinç olarak da öyle yetişmiyoruz. Evet. Dolayısıyla da sepet dolarken doldur mantığı var bizde. Yani kaybetmekten çok korktuğumuz için. Evet. Şimdi bu insanların kaybedecek bir şey yok gibi gözüküyor ama Seri diyor ki ben diyor 10 yaşındaydım diyor, annem öldü diyor, beni diyor yürüttüler o kortejde diyor, bütün dünya beni izledi diyor ve ben ağlayamadım bile plans olduğum için ve bu diyor çok acı verici bir şeydi diyor. Bir çocuğa yapılmaması gereken bir şeydi diyor. Ya yani bunlar hayatın gerçekleri ve bunları evet. gerçekten artık 21. yüzyılda görüyoruz. Bakalım e, neler olacak. Peki. Elif'cim iyi bayramlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Güzel Size bir bayram. De iyi bayram ben teşekkür Zaten ederim. Zaten Başka bir alternatif yok. Alternatif yok. Sadece sevdiklerine bayram geçireceğiz. <laughs> <laughs> Dostlarımla diyemiyorum yani. Güzel bir şey. Eskiden o bayram tatili var. Hadi. Atlayın gidiyoruz şimdi herkesi bayram tatili var. Durun kalıyoruz. <laughs> Hiç kimse gitmiyor bir yere. Çok çok teşekkürler. Yarın yayın ya yapan, teşekkür yapalım ederim. mı? Ben ne yapıyorsun? İşin gücün yoksa yapalım ben yaparım da bizim ekip biraz mırın kırın ediyor ya bayram tatili şimdi niye yapıyoruz Seren diye. Sen ne yapıyorsun? Yapalım e, mı? Cüneyt Bey biliyorsunuz ben 24 saat çalışıyorum. Yani <laughs> <laughs> Muhtemelen alakalı bir şey konu. Kenan Kenan, Melten, Merve karar versinler. Eğer onlar şimdi ya biz bir izin istiyoruz derlerse yapmayalım ama yok tamam. ya iyi gidiyoruz derlerse. Benim de. için, ya da benim için zaten fark olağanüstü bir gelişme olursa yaparız da. Hani şey için rutinde yapalım, yapmayalım onu karar verebiliriz bir konuşma. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim yayınlar.